1951 yılında Fransa'da yaşanılan bu olay 300 kişinin delirmesine ve 7 kişinin de ölmesine sebep oldu. Fransa'nın Esprit köyünde herkes birbirini tanıyor ve mutlu bir şekilde yaşıyordu. Ancak tarih 16 Ağustos 1951 yılını gösterdiğinde beklenmedik olaylar yaşanmaya başladı. Bu küçük köy halkının insanları sabah delirmiş bir şekilde uyanmışlar. Aynı zamanda mide rahatsızlığı ve fiziksel ağrılar da baş gösteren bu olayda köy halkının neredeyse tamamı halüsinasyonların etkisi altındaymış. Görgü tanıklarının anlattıklarına göre 11 yaşında bir çocuk büyük annesini boğmaya çalışmış. Kimileri kendilerini ölü ve ejderha sanmış. Sadece sanmakla kalmayıp bir de hayali canavarlarla savaşmışlar. Doktorlar bu olayı duymasıyla birlikte 250 kişiyi inceleme altına almış ve 50 kişi de ağır akıl hastalığının başladığı gözlemlenmiş. Bununla birlikte bu 50 kişi de akıl hastanesine yatırılmış. 8 gün sonra hastaların durumları iyicene ağırlaşmış ve hastanede yatan bir hasta kendini uçak sanıp 3. kattan atlamış. Garip olansa bu hasta yerden kalkarak sağa sola koşmaya başlamış. Son olarak tedavi gören hastalardan 6'sı da intihar ederek yaşamlarına son vermişler. Doktorlar incelemelerden sonra olayın başlangıç noktasının köydeki fırın olduğuna kanaat getirmiş. Çünkü fazla ekmek yiyen kişiler daha şiddetli halüsinasyonlar görmüş ve az yiyenlerse sadece fiziksel şikayetlerde bulunmuşlar. Ekmeğin lanetli olmasının nedeni ise fırıncı olan Roch Bryant, uyuşturucu etkisi olan ergot mantarını yanlışlıkla ekmek hamurunun içerisine karıştırmasıymış. Olaylardan 2 yıl sonra köyden birisi intihar ederek yaşamına son vermiş ve bununla birlikte her şeyin sadece bir ekmekten kaynaklanmadığı düşüncesi ortaya çıkmış. Ortalığı daha da karıştıransa CIA'in ortaya çıkan belgeleri olmuş. Gittikçe sırlar dünyasına dönen bu olayı gazeteciler araştırmış ve bir ilaç firmasının CIA ile arasında geçen görüşmeleri yayınlamış. Belgelerde köydeki insanların LSD sebebiyle delirdikleri yazıyormuş. Dr. Weil ve Gabay hastalığın epidemiyolojisini araştırmaya başladı. 19 Ağustos'ta ise suçlunun ekmek olduğu sonucuna vardılar. Sorgulanan tüm hastalar Pont Saint-Esprit'teki Bryant fırınından ekmek satın almışlardı. Komşu bir köyde yaşayan 9 kişiden 4'ü hastalanan bir aile Bryant fırınından ekmek yiyen tüm üyelerin hastalandığını, başka bir fırından ekmek yiyenlerin ise hiçbirinin hastalanmadığını belirtti. 7 kişilik başka bir ailede 5 kişi Bryant'ın ekmeğinden bir somun paylaştı. Diğerleri biskotu tercih etti ve sadece 5'i hastalandı. Bu olay tarihe lanetli ekmek olayı olarak geçti. Olay sonucunda 7 kişi halüsinasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdi. 200 kişi çeşitli hastalıklara yakalandı ve 50 kişi ise akıl hastanesine kapatıldı. Olayın kontrol altına alınmasının ardından 3 yetkili olayın nedenine ilişkin bir makale yayınladı. Makaleye göre pek çok kişi fırından dağıtılan ekmekler nedeniyle zehirlenmişti. Ekmekten yenilen miktar ise insanların akli dengesini belirleyen etken oluyordu. Az yiyenlerde 6 ile 48 saat arasında mide bulantısı, kuvvetli baş ağrısı, uyuyamama gibi semptomlar görülüyordu. Çok yiyenlerde ise durum kontrol altına alınamıyordu. Az şekilde etkilenenlerde insomnia, uykusuzluk yani hastalığın da geçtiğini anlaşılıyordu. Ancak bundan ölümcül şekilde etkilenenler de vardı. Yetkililere göre olayın nedeni ekmek yapımında kullanılan çavdardaki ergot mantarının kontaminasyonuydu. Fırın sahipleri sorgulandı fakat bunu reddettiler. Bu iddia kesin olarak kanıtlanamadı ve yeni iddialar türedi. Bu haberlerin yayılmasının ardından CIA'in bu köydeki insanları kullanarak zihin kontrolü deneyi yaptığı vurgulandı. Tabii bu sadece bir iddia ve aradan geçen onca yıllara rağmen aydınlatılamamış. Son olarak asıl bombaysa bu olaylar birileri tarafından örtbas edilmeye yani unutturulmaya çalışılmış. Yani iddiaların doğru olma olasılığı yüksek gibi görünse de unutturmayı başardıkları için bir daha ilgi konusu olmamış. Daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın.